Emircan İnek geliyor. Selam, merhaba. Gününüz aydın olsun inşallah. Gününüz aydın olsun inşallah. Günaydın. Seyircilerden birini kırbaçla. Arkadaşlar hayır. Vallahi bu da değil yani. Bu kadar da değil. Şöyle. Arkadaşlar. Ünlüyüm ha. Çok az biliniyor ya. Sadece iki şarkıyı babaannem bile biliyordur. Sana seksi bir sesli mesaj gönder. Buyur. Bebeğim ben kırbacı aldım. Akşam çok güzel bir gece hazırlıyorum senin için. Rap partide pavyon havası sentez sahne anılarıyla birbirinizi satın alın verdiğim o bilet paralarıyla. Çağırıyorum. Konuğum Türkiye'nin son zamanlarda çıkardığı en büyük star Emircan İnek geliyor. Söyle mi? Buraya bak. Evet, selam, merhaba. Oğlum ya bu nasıl bir asker arkadaşız gibi. Selam. Hoş geldin. Çok hoş mutluyum buldum. Geldiğin için. Teşekkür ederim. Ben de mutluyum burada olduğum için. Linç edildin eserde. Linç edildim. Ama burası daha cool bir program. Kuzey ya da Meta bir program yapıyorsun. Sıra artık onlarda. Yapacak gibi biliyor musun? Olabilir. Okul paraları çok arttı yani. Onlara da çalıştırmam lazım. Böyle olmaz. Mutlu musunuz Emircan'ı gördüğünüz için? Evet. Süper, ben çok mutluyum. Minik minik böyle tatlı sorularım var Emir. Evet. Emir mi diyeyim, Emircan mı diyeyim? Sana İstediğini diyebilirsin. Ama seninle ilgili şöyle bir şey duydum. Emir denmesini istiyormuşsun ve Emircan dendiğinde sinir oluyormuşsun. Yanlış bilgi. Can mı? Emircan'ı birleşik yazınca yazılmasıyla ayrı ilgili diye rica ediyordum. Ama artık o da kalmadı. Ne yazılırsa yazılsın. Emircan birleşik de yazılabilir, ayrı da yazılabilir. Tamam. Emircan diyeceğim ya. Emircan da. Tamam, anlaştık. Minik tatlı sorularım var ama böyle hani çok zorlayacak sorular değil. Birazcık muhabbet. Hı. Sonra tatlı tatlı oyunlarım var. Birlikte açıla açıla gideceğiz inşallah. Tamam, hadi bakalım. Buradan çıkarken sanki savaşa gidiyormuşum gibi böyle sırtıma falan vuruldu. Yani konsept hakkında hiç fikrim yok. İzlemedin de göstermedin hiçbir de sana. Hiçbir şey bilmiyorum ama burada bir gerginlik var arkada. Acaba ne gelecek başına? Şimdi sen sürekli acı çekip aşk şarkısı yazıyorsun gibi duruyor dışarıdan. Ben seni bir miktar tanıdığım için aslında içeriden hiç o kadar duygusal olmadığını biliyorum. Ama dışarıdan aşırı aşk adamı gibi duruyorsun ve sürekli aşk acısı çekiyor gibi duruyorsun. Bundan mutsuz musun? Ya mutsuz değilim, ona alıştım. Böyle bir 4-5 sene önce mutsuzdum bundan, bu imajdan. Ama biraz şöyle bir şey var. Sen şarkılarını yapıyorsun, toplum ne isterse onu alıyor. Toplum bu şarkıları hit yaptı şimdiye kadar. Yoksa benim daha politik konulardan, sosyolojik konulardan bahseden şarkılarım da var. Daha hareketli, evet, şarkılarım da var. Ama insanlar genel olarak daha hüzünlü, duygusal şarkılarımı şarkı dinledikleri için. Aynen, o yüzden onlar daha çok sevildi şimdiye kadar. Öyle de bir imaj oldu. Peki aşk acısı çekmiyor musun? Ben duygusal biriyim. Yani, duygusal bir ponçik misin? Ya ponçik değilimdir bence ama duygusallık var yani. Böyle ağlamalı duygusallık yok, mı? Yok, ağlama pek yoktur. Çok nadirdir. Ya şey olarak ağlayamıyorum. Yapı olarak ağlayamıyorum yani. Öyle ama bir zırlak biri de şey değilsin. Yok. Söylenen, şikayet yok, eden. Yok, hiç şikayet etmem. Genelde şarkılarda da şey vardır benim sözlerimde de, işte canım yandı, camı açtım, dumanından haberin olmadı gibi sanatlı bir şekilde şey anlatırım. Yani çok tatava etmeden, çok uzatmadan, çok da karşı tarafın ya da çevrenin kafasını şişirmeden yavaşça oradan uzaklaşıp. Peki şarkılarını nasıl yazıyorsun? Böyle acı çekip mi yazıyorsun? Yani bir Ali Cabbar hikayesi var zaten. Oraya bir geleceğim. Orası ayrı bir dünya ama hani normalsin. Hani böyle ilham geldiği anda böyle işte bir kızı sevdim, vay çok güzel, ona bir şarkı yazayım. Yoksa birdenbire böyle bir bildiğim bir şarkı yazayım ya da başka birinin hikayesinden etkilenmece mi? Yani çok kriz anlarında şarkı yazamam. Mesela ayrılık oldu. İlhamın gidiyor mu o zaman? Yani şarkı yazmaya odaklanamıyorum. Yani yeni ayrılık oldu diyelim. O kriz hala hayatımda duruyor güncel bir şekilde. Orada çok şarkı yazmışlığım yoktur. Genel olarak daha sonraki zamanlarda o acıyı tasvir edebilirim. Olayı sindirdikten yani sonra mı? Evet evet, sindirdikten sonra çıkar genelde. Peki şu an böyle hani duygusal şarkılar, dertli şarkılar yapıyorsun.
küçükken yani herhalde sanırım lisede falan rapçisin. Rapçiydim evet. İnanamıyorum rapçi evet. olmana. Bayağı böyle dili şarkılar mı yapıyorsun? Hayır. Oo memeler kırıyor. Öyle değildi. Benim yaptığım rap daha hiç çok... Hiç öyle düşünemiyorum. Evet, öyle değildi. Ben daha çok böyle Sayan gibi, Karaçalı, Patron'un eski şarkıları gibi, Şeyin Şah'ın eski şarkıları gibi falan onlardan çok etkileniyordum. Onların müziği gibi bir müzik yapıyordum. Yani aslında sözlerim yine bu zaman yazdığım sözlere benzerdi. Sadece rap hali gibi miydi? Evet, politik şarkılarım da vardı. Genel olarak politik yazıyordum, protest şarkılar yazıyordum. Aşk şarkılarım da vardı. Diss atıyor muydun birilerine? Bir tane bir arkadaşa diss atmıştım. Ne için? Ben sözlerini hatırlıyor musun? Ne olur paylaş. Ya 16 yaşındaydım. Çerkezköy'den bir arkadaştı. Vallahi adını söylesem ayıp olur mu arkadaşa bilmiyorum. Olmaz ya. Sentezdi rapteki adı. Ben de ona analiz diye zıttı olan. Bir diss atmıştım. O bana önce diss atmıştı. Ben de ona cevap olarak bir diss atmıştım. O çok sevilmişti herhalde. O sana niye diss atmıştı? Bir tane rap partiye ben katılmıştım. O zaman yaşım küçüktü ve çok o partiyi düzenleyenlerin arkadaşı değildim ben. Dışarıdan gelen biri dışarıdan olarak? Dışarıdan gelen biri olarak ben bilet parası vererek alana girip sahneye öyle çıkıyordum. Yani afişte adım var ama bilet bir de para parası... mı veriyordun? Evet, para vermek zorundaydım. Gittim, 15 ya da 16'ydı maksimum. Çok evet. küçüksün ya o dönem aynen. hakikaten. Lise 2. Sahneye iki. Çıkmayı bekliyorum. Saatler geçti, saatler geçti. Sürekli başkaları anons ediliyor. Benim sıram geçti. Daha devam ediyor, devam ediyor. Bekledim, bekledim, bekledim. Beni sahneye çıkarmadılar. En son ana sanatçı çıktı sahneye. Çıktı, alkışlandı, indi. Artık konser bitti ana sanatçı çıkınca. Sonra birkaç kişi böyle mikrofonu eline alıp akapella yapmaya başlamıştı sahnede. Ben yapmak istedim. Yolu açın. Orada yazdığım bir dörtlü, hemen orada beklerken. O partiyi düzenleyenlere yazdığım dörtlüyü orada okudum. Sentezde o partiyi düzenleyenler evet. miydi? Punch bir dörtlüktü. Yani ona laf söylediğim bir dörtlüktü. Onu söyledim, indim. Sonra o biraz böyle bir konuşuldu orada. Sonra sözlerini o bana hatırlıyor diss attı. Ben de ona cevap yazdım. Sözlerini peki, hatırlıyorum. Peki minicik böyle. Biraz hatırlıyorum ama konuyu bilmeniz lazım sözleri anlamak için. Ama yine de söyleyeyim. Şöyle başlıyordu arkadaşlar. Emircan İrek rap yapıyor, çok iyi dinle. Yavaş gel yavaş aptal, işte şimdi savaş başlar. Yanına gelen o kankalarına yavşa, şimdi savaş başlat. Rapini cebine koy ve gitme, bir dörtlükle başlar. Telaş sesini bana bir benzet, belki şarkıların rap'e benzer. Yalama şekeri konulu rhyme'ın en az senin kadar salakça. Cümle sonunda boşluk kalır, hala çok artist salaklar. Rap partide pavyon havası, sentez sahne anılarıyla. Birbirinizi satın alın verdiğim o bilet paralarıyla. Öyle bir şeydi, bu kadar söyleyeyim. Sen ne yapsan yapabiliyorsun o zaman ya müzikle alakalı. Bu şu ana kadar duyduğum en iyi rap dislerinden bir tanesiydi yani. Evet, güzel. Yani o zaman şey olmuştu tabii. 15 ya da 16 yaşındaydım bunu yazdığımda. O zaman biraz o yerelde reaksiyon almıştı. Arkadaşla daha sonra ben barıştım. Arkadaş yani yıllar sonra. Yani öyle bir şeyimiz oldu. İlişkilerinde çok fazla göz önünde yaşamıyorsun. Şu an bir tane ilişkin var diye biliyorum. Evet. Peki ilişkilerinde senin mıç mıç olduğunla ilgili bir söylenti var. Böyle hani insan içinde böyle falan gibi bir biri olduğunu yok, söylüyorlar. İnsan içinde hiç yoktur. Ama böyle hani çok böyle seven, işte sahiplenen, çok mıç mıç el ele tutuşalım, hep birlikte evet. olalım falan, öyle biri olduğunu biliyorum. Evet, kimden duydun? Dışarıda çok değilimdir. Hatta dışarıda öpüşemem falan yani. Gerçekten hani mi? Öyle, evet, utanırım yani çevredeki insanlar. Utangaç biri misin sen o kadar ya? Tabii dışarıda yani kız arkadaşımla. Mesela geçen vapurdaydık. Tabii insanlar da bakıyor falan, adaya gidiyorduk beraber. Böyle biraz şey dedi hatta kız arkadaşım bana yani. Ya sen de hiç ya hiç dedi şey, dedim ya bak insanlar mı insanlar. Baksın da ne olacak biraz ya? Dedim, olmaz şey olamam ben yani çok. El ele falan tutuşuyor musun? El ele tutuşuyorum, onda sıkıntı yok. Öpüşme yok. Öpüşme yok, sarılma var mı? Sarılma var. Uzun süre sarılma var mı böyle hani? Ya o zaman da bakarlar onu. Şimdi süresi kaç saniye? O kadar uzun süre sarılınca da insanın öpüşesi geldiği için yani o sarılmanın o da bir... olmuyor. Yok yok, olmuyor değil ya, o kadar da değil. Ama tenha yerlerde anladığım kadarıyla. Evde. Normalde ilişkilerde işte dediğim gibi romantik gözüken birisin ama dışarıda böyle daha erkeksisin aslında. İşte sürekli maça gidiyorsunuz, forma koleksiyonun var, durmadan halı saha yapıyorsunuz, durmadan halı sahamız var. Gerçekten sürekli işte daha böyle erkeksisin. O ikisinin arasında nasıl bir denge var yani? Ben onun neden çelişki olarak görüldüğünü pek anlayamıyorum. Neden biliyor musun? Sanki yani erkeklerde duygusallık böyle daha zırıl bir şey oluyor. Ya da böyle hayvan, eşek oluyor genelde erkekler. Yani daha doğrusu düz böyle, dümdüz erkek oluyor. Bir de böyle daha duygusal ve sessiz erkek oluyor. O ikisiyle bitişen insan hiç görmedim ben. Buradayım.
Ya ben bunun bir dengesini kurmaya çalışıyorum hayatta zaten, tavır olarak da. Karşımdakileri tavır olarak. Mesela ben fanatik biriyim. Bir futbol izleyicisi evet. olarak. Ama fanatizmimle kimseyi de boğmak, rahatsız etmek istemiyorum. Yani işte vandallık yapmak istemem ki insan, etrafımdaki insanlar... benim fanatikliğimi saçma bulabilirler. Böyle bir hakları da var. Fanatiksin, onları rahatsız etmek istemem. Aynı şekilde de duygusallığımla da kimseyi rahatsız etmek istemem. Yani İçine atıyorsun her şeyi o zaman. Bir denge kuruyorum. Şimdi biz birazcık halka çıktık. Halkın arasına karıştık. Aa, çok güzel. Ve birazcık Emircan İrek'le ilgili neler düşünüyormuş, neler oluyormuş. Aa, onu öğrenmek istedik. Görelim bakalım. Bu ünlümüzü tanıyor musun? Tanımıyorum. Hayır, tanımıyorum. Hayır. Hayır. Yok, onu hiç görmemiş. Ali Cabbar'ı söyleyen kişi olarak biliyorum. Kendisini tanımıyorum. Şarkılarını biliyorum birkaç tane. Ne alakası? Can dostumu söyleyen. Ben neyle arkadaşım tanıyor? Anir, bir gelsene. Emircan İrek. Atlet giyen erkekle ilgili ne düşünüyorsun? Güzel bir moda değil bence. Ne oluyor lan? Ha? Giyebilirler. Bilemedim. Yani görünüş açısından bilemem ama sağlık açısından iyi olduğunu duymuştum. Bir durabilir mi? Konserlerine gelen atletle çıkıyorsun. Bunun sağlık açısından bir yararı var mı Emircan? Atletle çıkmıyorum bu arada normalde. Gömlek altına atlet. Son iki, sonra üç, soyunmaya mı başlıyorsun? Son 2-3 şarkıda. İnşallah burada da soyunursun. Güzel olur. Çıkarıyorum. Atletim olsa çıkardım da şey yok. Atlet yoksa iyice çıkarmıyorum yani. İyice çıkarmıyorum. Henüz oralara var. Gelmedik yani. İnşallah bir sonraki konu devam. Abi adam markikasını gösteriyor ya. Ne düşünebilirim ki? Normal atlet giyen bir insan. Bana boş geliyor gerisi. Kaslıysa giyebilir. Giymemeli. Peki Ali Cabbar kimdir? Sevdiği kızın düğününde şarkıcı söyleyen adam değil mi? Köyünde gırnatacı. Onu tanımıyorum işte Ali Cabbar'ı. Sevdiği kız tarafından ihanete uğrayan bir çocuk. Bir asker olduğunu biliyorum. Köylü diye biliyorum ben. Bize Emircan İrek'ten bir şarkı söyle. Ali Cabbar gerçekten kim ya? Kim bu Ali Cabbar ya? Bir şarkı karakteri işte, bir hikaye ama karakteri. Ama biri değil değil mi? Hayali biri. Yok, İsmini biri de Ali ve Cabbar koydu. Evet. Sebebi var mı? Bir sebebi yok. Ali Cabbar hoşuma gitti. Bir köylü çocuk, gırnatacı çocuk resmetmek istiyordum şarkıda. İsminin de Ali Cabbar olması tatlı gelir diye düşündüm. Ya bu aslında o kadar yaratıcı bir olay ki, ama buna ülke o kadar alışık değil ki. Ali Cabbar'ı oradan çaldı. Ali Cabbar gerçek biri. İnanılmaz. Ali Cabbar'ın hikayesi daha önce çekilmiş. Hayır, yeni çekilecek. Ali Cabbar ve ortalığı karıştırdın ya. Resmi kurumlar bile çıktı. Mesela bir müdür, bir kurumun müdürü çıktı. Dedi ki bu, dedi, yüzyıllardır şehrimizde anlatılan anonim bir hikayedir. Ve böyle bir şey yok. Yok. Yani bu benim bir yalan bu. 2022'nin Kasım'ında yazdığım ve oluşturduğum fikrim, aklımda, zihnimde oluşturduğum bir hikaye. Peki yani neyden esinlenmiştin? Sen bir şeyden esinlenmiş miydin? Yok, hiçbir şeyden esinlenmedim. Yok, bir müzikten de esinlenmedim ama şöyle oldu. Yani bir Trakya türküsü yazmak istiyordum. Trakya türküsü gibi bir indie pop şarkısı yazmak istiyordum. Tabii ki de babubalara, gülalilere falan filan benzesin istiyordum. Normal olarak zaten. Onları biraz andıran ama onlardan örnek alarak değil tabii ki de. Biraz andıran bir şey yapmak. Daha Trakya türkülerine, Rumeli türkülerine benzeyen bir şey yapmaya çalıştım. Ortaya da bu çıktı. Emircan İrek'ten bir şarkı söyle. Ya sesim güzel değil. Ratinglerinizi düşürmeyeyim. Bak bu prangalar bana küçük gelir, yüreği anlayamaz. Abi, ne olmak istiyor? Çok sevdiğim kız başkasına varmış. Dayanabilirsen dayan Ali Cabbar. Emircan İrek'e bir tane kötü yorum yapacak olsanız ne yaparsınız? Ya yok, aslında yapamam yani. Ya. Kötü yorum yapamam. Herkes ben hiç getirmemişim. Çok az biliniyor ya. Sadece iki şarkıyı babaannem bile biliyordur. Sadece iki şarkı hangi babaannem? Nedir bu canlı yayın ya? Ya bu canlı yayında arkadaş öyle şey yaptı işte, geyik yaptı, bir şey söyledi. Ben de ona geyik bir cevap verdim aslında orada. Diyor ama ki, bu cuk olmuş ya buraya. Ya iki şarkın var, ne tatava yapıyorsun gibi. Ben canlı yayın açmışım gecenin 2:30'unda. Konserden dönüyorum. Biri de sana böyle bir saçma muhabbet geldi. Ediyorum insanlarla. Yani şöyle bir iddiam da yok canlı yayında yani. Arkadaşlar, ünlüyüm ha. Yani falan gibi bir iddiam ben yok. Ben ünlüyüm, çok iyi konser verdim. Konuşmuş. Yani dönüyoruz, öyle çok havadan sudan bir muhabbet. Birisi de diyor ki, ne tatava yapıyorsun, iki şarkın biliniyor. Bu konuyla ne dedik, ne bir şey demedik ya. Yani. Devam. Sevdiği kız hakkında şarkı yapıyorsa bir daha yapmaması. İyi birine benziyor, kötü bir yorum yapamam ben Emircan İrek'e.
Kötü yorum hak etmez o çocuk ya. İyidir iyi. Çok seviyor sana. Hiç tanınmamış. Daha çok tanınması lazım. Bence artık erkekler de crop giymeli. Sevecek kızla ilgili şarkı yapıyorsa yapmasın diye bir şey var ya. En çok şarkılarında neyden ilham alıyorsun? Buradan sana benim şarkımı yapar mısın testi diye bir şey yaptım. O testi yapacağım. Birazcık tamam. İstersen teste geçmeden sen neyden ilham aldığını söyle de sonra teste şoka girme böyle sonra. Ya hayatın her şeyinden vallahi. Yani çok şey bir cevap olacak ama güvenli bir cevap. Şimdi o zaman bu cevabı ben testi yapıştırıyorum gerçekten. Her, yani her şeyden hayatın kendisinden ilham alırım. Ya. Bir testi doğrudan görelim. Doğrudan doğruya. Şarkımı yapar mısın testi? Ayağımı sehpaya vurmuşumdur. Serçe parmağımın acısına şarkı yaparım yapmam. Yapmam ilgi çekmez. Devam. Mangalda mis gibi közledim. Biber acı değildir diye ağzına atmışsındır. Acıdan kıçım bile uyuşmuştur. Buna şarkı yaparım yapmam. Bu acı ilgi alanıma girmiyor. Gece 12'de çiğ köfte gömdükten sonra zorla bir tuvalete girmişsindir. Buna şarkı yaparım yapmam. Yani hepsine yapmam demek istemem ama çok bunlar tam acı şeyime girmiyor. Ama buna bir zındık iyi gider gibi sanki ya. Buna yerel bir şeyde bir şarkı yapılabilir evet. Yerel enstrümanlarla zurnalı. Zurna iyi. Sevdiğin kız seni ghostlamıştır. Buna şarkı yaparım yapmam. Evet ghostlamış şeklinde yazmam. Ben onu başka bir şekilde ifade ederim. Ghostlamışı nasıl ifade edersin bana bunu söyle. Bir vardın bir yoktun hani hem vardın hem yoktun tabii falan diye. Tabii dolandırıcılık bu ya. Bu ghostlamak niye ghostlamak yani? Bir vardın bir yoktun. Vardın ertesi gün yoksun yani. Yalan söylemiyoruz. Şarkı şiir yazıyorsak öyle yazacağız. Ghostlamışsın diye. Rap olsa ghostlamışsın oluyor. Yazardım. Alizade'nin var işte trip evet. Attım. Niye açmadın, niye ghostladın? Ah be bir şöhret. Bunu sen kendi şarkın gibi söylesene. Sanki sen yazmışsın bu şarkıyı. Niye açmadın, niye ghostladın? Ah be bir şöhret. Oluyor ama çok. Olur olur yapar, evet, yaparsın yani. Daha iyisini yaparım da. Görelim. Pisuarda çişimi yaparken yandakine gözüm kaymıştır, yakalanmışımdır. Buna şarkı yaparım yapmam. Şimdi yandakinde ne görüyorum? Yani. Gördüğün şey moralini bozuyorsa... Küçükse mesela, küçük gördün. Küçük hissediyorsun. Yani yapmam abi, şarkı yapmam. Beni büyük hissedince mi yaparım? Büyük ya orada tabii bir moral bozulabilir. Yapmam, hiçbir türlü yapmam. Müthiş ya, bir alkış alalım Emre'cim. Teşekkür ederim. Şimdi magazinle ilgili neler hissediyorsun? Ünlü olduktan sonra yani göz önünde yani zaten linç konuştuk ama normal geleneksel magazin kültürüyle ilgili barışık mısın? Yoksa hani hiç umursamıyorum zaten eskiden daha fazla vardı şu an artık çok yok tadında mısın? Ne hissediyorsun magazinle alakalı? Ya 2000'ler başı magazin gibi değil şu an magazin. Evet. Ama yine işte onun da bir alıcısı var, onun da bir kitlesi var. Genel olarak ilk yıllarında kariyerimin magazinden çok kaçtım. Gerçekten mi? Neden? Ve tepki de koydum. Yani çünkü... Yapmak istediğim müzik biraz daha hayatı sorgulayan, hayatı anlayan, itiraz etmesi gerektiğinde itiraz eden, ona itiraz edebileceğim bir konumda olmak istedim. Sanki bir magazin figürü olursam sadece aşklarıyla gündeme gelen bir adam olurum ve içi boş bir figür olarak tanınırım. İnsanlar da beni öyle bilir diye düşünüyordum. Sonra yıllar geçti şunu gördüm. Ben magazin kitlesinden kaçmanın saçma olduğunu gördüm. Çünkü evet. Ben ne yaparsam yapayım aşkla da gündeme gelsem. Futbolla da gündeme gelsem, şarkılarla da gündeme gelsem, bilmem karın kasınla şunla bunla da gündeme gelsem. Sen ne anlatıyorsun içerik olarak yıllar içinde? Magazin o biraz işine de magazinden kaçmıyorum zaman. O yüzden. Yazıyorlarsa da yazsınlar. Bir şey yazabilirler. Genel olarak doğru olmayanları yazıyorlar ama ne yapacak bir şey değindin. Gerçekten benim doğruluk mu rezalet mi diye bir bölümüm var. Hı-hı. Seninle ilgili en beğendiğim ama en beğendiğim bakın şok olacaksın. Magazin haberlerini topladım. Aa, evet. Bir doğruluk mu rezalet miye başlayalım bakalım. İlk haber gelsin. Her konuda şarkı yazabiliyorum. Klozete bile şarkı bu yazabiliyorum. Bu nerede çıkmış ya? Böyle bir şey olmadı. Az önce gördüm. Klozete bile şarkı yazıyorum gibi bir cümlem olmadı. Her konuda şarkı yazabiliyorum derken şunu anlatmak istedim. Hayatın her ilham verici noktasında şarkı yazabilirim anlamında söyledim. Klozete ilham yine vermiş. Arkadaş tıklansın diye böyle bir başlık atmış yani. Devam. Rezalet diyorum ona. Ali Cabbar beyaz perdeye taşınıyor. Ali Cabbar'ı Kerimcan Durmaz canlandı. Abi ben bu haberi hiç görmedim bak. Ali Cabbar beyaz perdeye taşınıyor da yalan haberdi. Ama yani Ali Cabbar'ı Kerimcan Durmaz canlandıracak
Yani iddialı bir yaratıcılık. Oyunculuğunu bilmiyorum Kerim Can Durmaz'ın. Ben tanıştım kendisiyle. Çok tatlı birisi. Evet, çok tatlı. Çok güzel birisi. Ali Cabbar değil ama Kerim Can anladığım kadarıyla. Valla oyunculuğa bağlı şimdi oynayabilirse. Rezalet bu da yani anladığım kadarıyla. Rezalet genel olarak evet. Emir Can İyrek. Şarkı yazabilmek için arkadaşlarının dertlerini dinliyor mu? Ya arkadaşlarımın dertlerini dinliyorum ama şarkı yazabilmek için. Arkadaşların derdine şarkı yazabilir misin peki? Çok yakın arkadaşın ve işte hani çok içerli. Bir kere işte uçurum marşını bir arkadaşımın derdine yazmıştım. Onun dışında... Yani örneği pek yok. Olan bir şey değil. Devam. Evet. Beklenen Öretuk Yıldız benim. Değilim arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Peki böyle bu gerçekten gerçek bir haber ve birkaç yerde vardı. Allah Allah. Bu nereden çıkmış olabilir? Hatta Okan Bayülgen'in programından sonra böyle bir şey patlamış. Orada mı böyle bir şey konuştunuz acaba? Hiçbir yerde. Okan Bayülgen sadece dedi ki beklediğimiz adam geldi dedi. Ben de İspanya İç Savaşı'ndan ilhamla bir şarkı yazmıştım. Franco şarkısını bir bahar şarkısı falan diye yazmıştım. Orada dedi aslında bence şey demek istedi. Beklediğimiz entelektüel birikimde adam geldi demek istedi. Erotik bir adam erotik geldi. Kaynağı bunu yazanın erotikliği. Erotikliği diye. Devam. Son haber sanırım. İçine tanrı Ya bu şey, bir tasarım, evet. Bu tatsız bir tasarım Emircan, bak öyle ben mi? Sana söyleyeyim. Ya bu atletin böyle şeydi, aslında daha dik çıkıyordu yukarı ama biraz tabii konserde atlet aşağı inince şey gibi oldu. Olaylar gelişmiş. Olaylar gelişmiş. Bu son haberimizde, hemen yeni bölüme geçelim. Son haber doğruydu. Son haberler. Son haber doğruluktu, rezalet de değildi evet, yani. Evet, rezalet değildi, bu doğruydu yani. Bir tane Jenga oyunumuz var. Jenga oyunumuzu birazcık evirdik. İsmini de Jengaver koyduk. Sırada Jengaver oyunumuz geliyor. Senden başlayalım çünkü konumuz. Tamam. Öncelik sende olsun. Yani. Başlıyorum. Başlayalım bakalım. Mavi çıktı. İstediğin bir mavi çek de bir gör gününü. Tamam. Sanki şu. Tamam. Heh, mesela bir tane kova var. Seda Sayan program açılışı yap. Ne. Bilmiyorum ki. Aa, hemen videosunu veririz. Hiç merak etme. Tamam. Ben şey bilmiyorum ya. Seda Sayan'ın programı nasıl açtığını. Bence ama biliyorsunuz biz çok küçükken de çünkü hep nasıl maruz kalıyorduk. Ay falan. Aa, evet ama bende yok. Dur hemen gösterim ama görünce tamam. Daha rahat yaparsın. Geldi. Gününüz aydın olsun inşallah. Mükemmel bir açılış. Yine bir rezalet eseri mahcup edecek bir rezillikle. Şuradan geliyor. Allah çok boktan şeyler olmaya başladı. Meme silikonu mu daha seksi, dudak dolgusu mu? Dudak dolgusu diyorum. Ben küçük memeyle okeyim yani. Sonuçta kocam böyle bir talepte bulunmadı. Kırmızı. Hadi soru. Arkadaşlar. Şimdi ay, güzel bir şey çekelim. Kızım. Ah geldi bir tane. Çok sallanıyor, korkuyorum. Yok daha bir şey olmaz. Striptiz mi, direkt dans mı? Arkadaşlar yok ya. Valla pas, direkt dansı da yaptım daha önce. Hayır yapma yapma. Sadece tercih hani hoşlanmak anlamında. Hoşlanmak mı? He. Yani gözüne güzel yani... gözükmesi anlamında. Striptiz mi daha güzel gözükür? Yok. Hanım yapıyor, ben striptiz mi direkt dans? Yani hanımı da zan altında bırakmak istemem. Striptiz ya, direkt dansı beni çok öyle coşturan bir şey değil. Yani ona pek anlam veremiyorum. Direkt dansında böyle şey olmuyorum. Güzel. Striptiz yapar hanımın inşallah. Burada hanımına sesleniyorum. Ah buldum bir tane. Tamam. Sevgilinin ayakları... Ay çok kötü bir şey geliyor ve eser çok mahcup olacak. Sevgilinin ayaklarını yalamak istedin ne yaparsın? Ay istemem ben ya bunu. Olmaz yani. Hani ayak fetişistlerinden özür diliyorum ama... ben öyle bir şey görmek istemiyorum yani. Ben bunu istemem. Sana sormayayım. Evet. Sen hakkını şimdi kullanırsın. Ben sorulara zor cevap veriyorum şu an. Kendi sorularıma zor cevap veriyorum. Senin sorularına cevap veremem şu an. Zaten kendin boğuşuyorsun. Şunu az önce kesmiştim. Seksi fotoğraf atmak mı, seksi ses kaydı atmak mı? Seksi fotoğraf atmak. Sen seksi ses kaydı atmak yani. Ama böyle hani çok seksi. Sen güzel seksi ses kaydı atarsın. Seksi olduğunu düşünen erkek
Değildir. Seksi değildir. Yani bir erkek diyorsa ki, yani şimdi cinsiyetçilik gibi de olmasın ama yani hani seksiyim diye dolaşıyorsa bir erkek çok... Çok seksi değildir. Yani çok da çalışmaz o iş yani bence. Atıyorum, devam ediyoruz. Buyurun. Belki başımıza çok iş gelecek. Sorular daha rezalet olduğu için daha çok korkmaya başladım şu an. Dur düşürmeyeceğim. Ben minik bir müdahaleyle şurayı alacağım. Tamam. Önemli olan sorular burada yani. Hani çok şey mücadelesi yapmıyoruz. Yani ceza yapmak istemem. Ay yine iğrenç bir şey. Sevgilin çok istiyor diye nenem donu giyer misin? Nenem. Nenem donu, hani böyle beyaz lastikli, böyle bohça olan. Buraya fotoğrafını da koyarız, anladınız ama değil mi? Böyle lastikleri sıkıştırıyor hani. Paçalı don gibi olan mı ya yoksa? Ya bu sevgilim falan değil. Sen okudukça Eser abi gözümün önüne geliyor ve Eser abinin... Yani böyle bir talebi olması falan gözümün önüne geliyor yani. Eser'in nenem donu isteyeceğini zannetmiyorum ben de. Çok düşecekmiş gibi duruyor, çok korkuyorum. Arkadaşlar kırmızı. Şurada bir güzel kırmızımız var gibi yokmuş. Berfu sanki düşecek falan. Heh, buldum. Yatakta gözleri bağlamak mı, gözleri bağlatmak mı? İlla birini seçeceksem bağlatmak olsun. Hanımı duyarsın bunları. Bazı sırlarınızı döküyorum. Hah, mavi geldi. Allah'ım, rezillik bir... Hah, tamam. Of, kovboy dansı yap çıktı bak, çok rezalet şeyler oluyor. Bir de ata biniyor gibi mi yapacağım? Dur bir prova yapayım. Kovboy dansı nasıl ya? Tamam, yapabiliyorum. Şimdi yapacağım. İstersen birlikte yapalım. Yok, ben yapmam. Teşekkürler. Bana yetti. Çok güzel yaptın ben. Çok güzel oldu. Çok güzel. Beni motive ettiğin için teşekkür ederim. Ama sen de yapmak istersen hiç çekinme kovboy dansı. Ben kovboy dansı yapmak istemem. Daha belli ki bir şeyler olacak burada. Şimdiden tüketmeyelim kendimizi. Mavi. Mavi. Şu mavi güzel gibi. Fındık bir tane. Ben de şunu bir yoklayayım. Aa, bu da güzelmiş. Bu dursun orada. Büyük göğüs mü, büyük popo mu? çok büyük popo sevmem. Büyük göğüs diyelim. Ama göğüsçü de değilim yani. Birinden hoşlanıyorsam artık onun memesi ideal memedir benim için. Onun poposu güzel. İdeal popodur benim herkesin için. Herkesin memesi yani. Kendine deyip sana diyorum. Hah, kırmızı iyi bir tane. Şurada bir tane kırmızı yakalamıştım. Şaplak mı, ısırık mı? Şaplak diyeyim de kocam bir burada mağdur olsun. Şaplaktır ya, ısırığı ne yapayım yani? Ben şu an senle şöyle değil de Eser abiyle program yapıyormuşum gibi hissediyorum. Çok böyle özelini bana açmış gibi. Eser abi Eser'in... sanki böyle bir yerde beni kenara çekmiş ya Emircan işte falan. Berfu'yla böyle durumlar. Konuşuyormuş gibi falan. Berfu hep şaplak istiyor abi, artık dayanamıyor. Falan yani abi, anlatmasan mı bu kadar? Ama Eser'in de eli var ya, baya büyük, iyi şaplak. Evet evet. Tımı da yani. Fırıncı gibi eli yani. evet arkadaşlar. Şimdi. Şu sanki gelecek gibi ama. Aha. Yakaladın, iyi oynuyorsun. Jenga'mız biraz vardır. Varmış. Deyip şimdi deviriyormuş. Seyircilerden birini kırbaçla... Arkadaşlar hayır. Vallahi bu da değil yani. Bu kadar da değil. Sıla gelsin, Sıla'yı kırbaçla o zaman. O benim kankam, olmaz. Bak kırbaçla orada ama. Ama kanka kankayı kırbaçla emin böyle. Arkadaşlar vallahi olmaz. Böyledir ya. Kırbaç mırbaç tamam, arkadaşlar bak. Havaya erkek bir... Ah. Ya yok ya, arkadaşlar valla ya. Pas ya. Ben alanı size bırakıyorum. Buyurun Mesut, buyurun. Ne olur dönme. Hadi bak. Yan dön şöyle, hadi yan. Yani şuraya dönsen daha iyi olur sanırım seyirci için. Şöyle evet. Hani yan kalçaya doğru bir kırbaç atarsın, Demircan güzel olur diye. Ya şu. Öyle. Vallahi kusura bakma. Program formatı gereği yapıyorum yani. Güzel kullanıyorsun gibi duruyor, biliyor musun? Ben elinin alışık olduğunu anladım yani. Şöyle. Teşekkür ederim. Tamam, yetti mi? Aldınız mı o hazzı? Aldınız. Tamam, bunu ben bu size... Bu ben de armağan edeyim istiyorsan. Bu çok hoşuma gitti, çok güzel. Şöyle vereyim. Hayatımda eli alışık şekilde kırbaç kullanan hiç görmemiştim gerçekten. Rıtınt. Buradan sonra zor. Aa, geliyor. Yakaladım. En yakın arkadaşına seksi bir sesli mesaj gönder. Buyur. Seksi bir sesli mesaj. Bebeğim falan. Bir havaya girdim de.
Bunu Eser'e atayım. Sonra Eser cevap verirse onu dinletirim. Bebeğim ben kırbacı aldım. Akşam odayı hazırla. Güzel bir çok güzel bir gece hazırlıyorum senin için. Bir seksiliğine puan verir misiniz bu ses kaydının? Onun üzerinden bir şey söyleyin. Ama güldürdünüz ya. 9,5 diyor ya. Etkilenmiş o, benden. O sana biraz yükselmiş galiba. Evet attım. Kırmızı. O mu? Ay o da gitti. Aaaa! Bir dakika biraz soruları merak ettim. Hemen bak lütfen. Seyircilerden birini gıdıkla varmış Allah'tan. Yani kırbaç daha iyi bence. Geğir vardı ya geğir. Ya geğirmek zorunda kalsaydın? Vallahi Berfu kim yazdı bunları ya? Tamam güzel. Şimdi cezayı lütfen çekmeni istiyorum. Senin cezan ya. Cezamı çekiyorum. 3 tane ceza var arkadaşlar. Sol, sağ ve ortadaki ne diyorsunuz? Orta. Her zaman sol değil. Ben de solu seçerdim. Tamam orta diyelim de kimsenin... zaten ülke çok karışık. Seyircileri dürüm ısmarla hemen. Nereden istiyorsanız. Hemen ısmarlıyorum. Kaç kişi var sayın? Dürüm. Ne istiyorsanız. Vegan var mı? Vegan, vejetaryen var mı? Her şey var ya. Onları düşünüyorum. Ya, vegan, vejetaryen mi? Tamam. Arkadaşı şey. Tamam. Vegan. Tamam. Bir şey neyse falafelli bir şey. Sıla'da adresi tamam, girersiniz. Tamam anlaştık. Dürüm. Bravo be. Teşekkürler. Siz ilk programa gelmiştiniz değil mi? Şu an ilk programdan daha iyi geçiyor değil mi? Birinci bölümden. Birinci bölüm kimdi? Eser Yenenler tanıyor musun? Bugün tanımış oldum. Bugün gerçek yüzünü görmüş oldum Eser abi. Sıradaki bölümümüzün adı Bir Ünlü Günüm. Bir Ünlü Günün. Günüm. Günüm. Senin günün. Sana böyle bir metin yazdım. Tamam. Mükemmel bir metin. Sen boşlukları dolduracaksın sadece. Tamam. Şu, gelsin bakalım metnimiz. Uyandım. Yeni albümümün çıkmasına... 3 gün kalmıştı. 3 gün kalmıştı. Albümümün adını... Kırbaç. Ona kararlaştırmıştım. Tek eksik acı dolu bir parçaydı. Kırbaç hayat... oldu. Hayatımın en... Azgın. Sen nasıl bir insansın? Ya şu an konsepte uygun... Sen koç burcusun yani. Değil mi? O yüzden böyle... Hayır arkadaşlar, sıkır sıkırdım, belli. Şey olsun diye yani tamam, güzel tamam. Bir hikaye olsun yo, diye. Yo harika gidiyor, hiç çekinme. Ne biliyorum ya? Çünkü acı çekemiyormuş abi, niye acı çekemiyormuş? Azgın döneminde olan insan acı çekemiyor. Ben hayat... Bu arada bu sensin, farkındasın değil mi? Nasıl yani? Sen azgınsın yani, başkasını dolduruyormuş gibi düşünme. Sen azgın olacaksın. Arkadaşlar ben hikaye yazıyorum. Ben hayatımın en azgın döneminde tamam. Olduğum için acı çekemiyordum. Şarkı yazmak için arkadaşımın acısından yararlanmaya gittim. Evet. Onun evine gittim. Bana aşk acısını anlattığı sevgilisi onu bilmem kimle bilmem nerede aldatmıştı. E tabi en yakın arkadaşıyla otoparkta aldatmıştı. Ay çok ama bu çok bir hikaye olduğu için acı çekemedim. Komik bir hikaye olduğu için acı çekemedim. Yeni acılar aramaya... Şey diyormuş, erotik bir hikaye. Yok yok, tamam artık yok arkadaşlar. Hayır dur dur. Siz gülün diye yaptım valla. Adım çıkıyor sonra diyorlar. Sonra erotik olan diyecekler. Valla. Yeni acılar aramaya gittim. Yeni acılar. Aramaya otoparka gittim. Bir kız gördüm bana der gibi bakıyordu. Yine mi arkadaşların acısından şarkı yazmaya geldin der gibi bakıyordum. Ona aşık olmaya ve aşk acısı çekmeye karar verdim. Kızın yanına gittim ve ona dedim ki... Merhaba İrem. İstediğim olmuştu. Aşık olup aşk acısı çekmeye başladım. Şarkı için artık tek bir şey eksikti. O da kızın bana... Kanka demesi. Kanka demesi. Ve beni terk etmesiydi. İlerleyen saatlerde kızın eski sevgilisi geldi ve beni kızla görünce bana bir tane... Kola ısmarladı. Kola ısmarladı ve dedi ki... Artık bu kız senin. Sonunda terk edildi. Yok öyle olmadı. Dur terk edeceksin sonunda. Tamam aşk acısı olsun çekmem. Tamam. Hadi terk edilmişiz. Sonunda, bunlar yaşanmış ama. Tamam bunlar yaşandı. Sonunda terk edildim. Aşk acımı da alıp hemen... Stüdyoya gittim. Stüdyoya gittim. Acı dolu şarkımı yazdım. Artık albümde herkes bu şarkıyı dinleyip... Ağlıyordu. Şarkımın adını da... Boynuz. İçim rahat bir şekilde uyuyabilirdim. Rüyamda görmeye karar verdim. Kırbaç demeyeceğim arkadaşlar. Oralardan geçti artık.
Rüyamda altın kelebek aldığımı görmeye karar verdim. Bir ünlü günüm de böyle sona erdi. Baştan başlayalım. Evet, Emircan İğrek'in bir ünlü günü. Uyandım, yeni albümünün çıkmasına 3 gün kalmıştı. Albümümün adını Kırbaç olarak kararlaştırmıştım. Tek eksik acı dolu bir parçaydı. Bu, ben hayatımın en azgın döneminde olduğum için acı çekemiyordum. Şarkı yazmak için arkadaşımın acısından yararlanmaya onun evine gittim. Bana aşk acısını anlattı. Sevgilisi onu en yakın arkadaşıyla otoparkta aldatmıştı. Ama çok komik bir hikaye olduğu için acı çekemedim. Yeni acılar aramaya otoparka geri gittim. Bir kız gördüm, bana yine mi arkadaşın acısından şarkı yazmaya geldin der gibi bakıyordu. Ona aşık olmaya ve aşk acısı çekmeye karar verdim. Kızın yanına gittim ve ona dedim ki merhaba İrem. İstediğim olmuştu. Aşık olup aşk acısı çekmeye başladım. Şarkı için artık tek bir şey eksikti. O da kızın bana kanka demesiydi. Ve beni terk etmesiydi. İlerleyen saatlerde kızın eski sevgilisi geldi. Beni kızla görünce bana bir kola ısmarladı ve dedi ki bu kız artık senin. Sonunda terk edildim. Aşk acımı da alıp hemen stüdyoya gittim ve acı dolu şarkımı yazdım. Artık albümde herkes bu şarkıyı dinleyip ağlıyordu. Şarkımın adını da Boynuz koydum. İçim rahat bir şekilde uyuyabilirdim. Rüyamda altın kelebek aldığımı görmeye karar verdim. Bir ünlü günüm de böyle sona erdi. Teşekkürler. Sıradaki bölümümüze geçiyorum. Aile ağacı bölümümüzün adı. Ne? Hazır mısınız? Aile ağacı. Aile ağacı. Aile ağacı bölümümüzde ben senin için bir aile seçiyorum. Aile bireylerini sen kendin istediğin gibi ayarlayacaksın. Sana birkaç seçenek sunuyorum. Tamam. Şimdi senin için seçtiğim aileyi bir görelim. Çok güzel, evet. O kadar isterdim ki. Gerçekten müthiş bu arada. Seçeneklerimiz gelsin. Seninle her yola giderim dediğin nişanlı. Cennet Mahallesi Pembe. Aa, nişanlım mı? Annem olsaydı. Aa, nişanlı. Çökenin kız versiyonu. Ha, ben seçeceğim. Sen seçeceksin. Wednesday. Bağlı Alkan. Seninle her yola giderim dediğim nişanlı. E tabii arkadaşlar, bu seçenekler arasından Wednesday. Wednesday. Sen belalı tipleri seviyorsun gibi. Nereden geldi o? Ben toksik insanın suratından anlarım. Sen toksik seviyorsun yani. Ben, evet genelde şey oldu hayatımda da. Belalı. Çıktı yani hayatımda. Wednesday, seninle match ediyorum. Tamam. Evereceğim birazdan. Devam, sıradaki gelsin. Nişanlını sürekli dolduran kayınbiraderin Mr. Spak. Kısmetse olur Zey. Kerimcan Turmaz. Selena Hades. Selena Hades. Tamam, sıradaki gelsin. Nişanlının aranan nifak tohumu eken kız kardeşin. La Casa de Papel Tokyo. Stranger Things 11. Safiye Soyman. Ya. Avukat Feyza Altun. Güzel. Safiye Hanım olsun ya. Safiye Hanım. Soyman olsun. Feyza Altun da güzel nifak ekerdi de. Safiye Soyman. Safiye Hanım diyelim. Devam. Kız kardeşini nasıl kandırıp evlendiğini anlamadın enişten. Göbek adam Yasin Cengiz. Bu cibili yes. Evet doink, biliyorum. Doink. Ben yine de söylemek istiyorum. Ben çok hakimim ya sosyal medyada. Tarık Mengüç. Cezene. Nihat Doğan. Enişte tipli ya Nihat. Enişte. Bir tane enişte seçiyorum. Evet. Cezene Burak da güzel. Vallahi Cezene Burak'ta para var arkadaşlar. Evet. Yani şimdi. Ve güzel doyurur. Bayağı o yüzden onu doyurur. Nasıl kandırıp evlendiğini anlarım Cezene Burak. Doğru. Onda sıkıntı yok. Göbek adam Yasin Cengiz burada. Yok. Devam. Cebinden oğlum. Sürekli para yürüten ve sonra duygu sömürüsü yapan oğlun. Tamam. Pepe. Sezercik. Oy. Çocuklar Duyması'nın Havuç. Metin Pırıs. Metin Pırıs. Evet. Metin. Tam ona uygun. Onun için yaratılmış. Oğlum bu. Metin Pıhlıs. Nişanlının şerefsiz eski kocasından olan üvey kızın. Nişanlımın? Şerefsiz eski kocasından olan. Üvey kızım. Resim. Selena. Bücür Cadı. Zeynep Bastık. Ya Zeynom. Seren Serengil de seçebilirsiniz. Zeynom kankam olarak kalsın, üvey kızım olmasın. Selena olsun. Selena olsun. Sinem Kobal. Tamam, anlaştık. Şimdi ailemizin son halini göreceğiz. Aile ağacı bakayım. Ya çok güzel. Wednesday'in kızı Selena. Metre bak. Metin para çalmak için yer arıyordu. Aniden Safiye Soyman, şurada minik bir Hades ve Göbek abi enişten. Güzel bir aile yarattın. Kendine evet. Seni kutluyorum. Çok güzel. Bu sayfaya çok eğleniriz. Şimdi
şimdi bir tane seyirciyle oyun oynama hakkım var. Bunu kim kiminle, nerede, ne zaman oynanın birazcık daha gelişmiş hale getirip kim kime dumduma yaptım. Zarflar halinde böyle geliyor işte sorularımız. Bir tanesini sen dolduruyorsun. Kimi sana vereceğim. Geri kalan bütün zarfları size dağıtacağım. Siz dolduracaksınız. Senin kime yazdığını artık kaderini sevgili seyirci kankalarım belirleyecek. Tam anlamadım. Aksiyon halinde anlarım herhalde. Kim kiminle, nerede, ne zaman bayağı ya? Getir getir zaten. Ama oynadın değil mi kim kiminle? Oynamışsındır ya. Oynamışımdır da siz nasıl oynuyorsunuz? Sizin orada nasıl oynanıyor bilmiyorum. Kim kartı çıktı? Kime? Bir isim yazmanı rica edeceğim. Rastgele mi? Rastgele. Kırbaçlamak istediğin biri varsa özel onu da yazabilirsin. Ya da daha önce kırbaçlamış olduğun birini yazarsan daha çok işimize yarar. Yani ya fıkır fıkır ne diyeceğim. Arkadaşlar gerçekten bakın. Evet, içine soktuk. Tamam. Zaaflarımı aldım. Tek tek açmaya başlıyorum. Çok korkuyorum. İlkini sen yazdığın için hemen açayım. Eser çıkmaması için. Eser değil. Icardi. Icardi! Ali Cabbar'la. İşler karışıyor. Kimden gizli? Kırbaççı Eser Yenenler'den. Kırbaççı olan Emircan arkadaşlar, ya. Arkadaşlar kırbaççı mırbaççı ayıp oluyor yani. Ne yaparken? Otoparkta kola içerken. Güzel, güzel bir şey. Güzel. Nerede? Ali Samiyen spor kompleksinde. Allah Allah. Vay be. Güzel şeyler alıyor. Ne zaman? Durmayan bir yağmur eşliğinde soğuk bir cumartesi gecesinde. Romantik bir şarkıya doğru gidiyor gibi mi? Ama Icardi var içinde. Vallahi ve Ali Samiyen var. Çok yanlış yerlere gitmesin. Çok büyük bir camia var yani gerçekten büyük. Yani Galatasaray linç yiyemem. Büyük linç yersiniz linç yani. Ben bunu sen yersin. Ben abi ben niye? Ben Icardi yazdım. Devamında ne yazılacağını bilmiyorum. Icardi yazan sensin. Ben bir şey yapmadım. Hangi koşullarda? Bakın kötü yerlere gidiyor. Hangi koşullarda? Fırtınalı bir, kar fırtınalı bir günde dağın zirvesinde. Dağın zirvesi yer. Kar fırtınalı bir günde. Hangi koşullarda? Kar fırtınalı bir günde. Ali Samen Spor Kompleksinde Ali Cabbar ve Mauro Icardi. Bunu yazıyoruz arkada. Son iki zarf. Başımıza bir iş gelmesin. Bayern'den 8 yedikten sonra... Bunu yazan arkadaşı bana bir bulabilir misin? Bakın ben hiçbir şey yapmıyorum. Kimseden linç yiyemem. Neden? Metrobüste deodorant sıkmadığı için. Çok tatlı şeyler yazmışsınız. Vallahi direkten döndük. Size söyleyeyim. Final halini görebilir miyiz? Sorular kötü niyetliydi ama biz hiç kötü niyetli değilmişiz arkadaşlar. Geldi. Icardi ve Ali Cabbar. Ali Cabbar sen nerelere konu oluyorsun gerçekten? Kırbaççı Eser Yenenler'den gizli. Ali Samiyen Spor Kompleksinin otoparkında kar fırtınalı bir günde durmayan bir kar eşliğinde soğuk bir cumartesi gecesi Bayern'den 8 yedikten sonra metrobüste deodorant sıkmadığı için kola içiyordu. Bu yarar. Anlamadım neden kırbaççı Eser Yenenler'den gizli. Bir tek bunu anlayamadım. Hani başka gizleyecek insan mı yoktu ya? Teşekkür ederim. Çok güzel bir program geçirdim. Ben teşekkür ederim. Son bir bölümüm var. O da defter bölümü. Defterimi sana vereceğim. Bir şey yazmanı isteyeceğim. Tamam. Sonra seni uğurladıktan sonra seyirci kankalarına okuyacağım ne yazdığını. Tamam. Kırbaç falan yazarsan iyi olur. Komik olur. Bugün anahtar kelimesi kırbaç oldu ya. Birini kırbaçla diye yazan, bu programın formatını belirleyen arkadaşlar. Ben yazdım onu. Yani bu kim kırbaççı acaba? Sonra Eser Yenenler kırbaççı, neden kırbaççı acaba? Bul bakalım. Siz muhabbete devam ya. Şimdi bir dakika nakarat. Gitar var mı arkadaş? Hazırsan seni artık kulisine uğurlayacağım. Harika bir programdı. Vallahi çok sevdim bu koltuğu. Ama ben güzel şeyim programlardan biriydi. Gel. Emircan İrek için kocaman bir alkış rica ediyorum. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Merhaba. O kadar güzeldi ki gerçekten. İyi ki geldin. Çok güzel program valla. Çok, çok umarım yıllar 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 sürsün. İnşallah inşallah. Seneye yine gel yine kırbaçlı. Bakacağız seneye ki duruma göre. Bir alkış daha alıyorum. Çok sağ ol. Ben gidiyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hadi öpüyoruz. Sevgili Berfu. Müthiş bir pro... Benim ayarımı bozdu ya. Sevgili Berfu, müthiş bir program geçirdim. Şu an muhtemelen dürüm yiyorum.
Herkese afiyet olsun. Bu zamana kadar katıldığım en eğlenceli programdı. Eser abiye söyleme. Bütün ekibe çok teşekkürler. Çok öpüyorum. Çok sevgiler. Yaşasın ya. İyi günler.